Merhabalar, ben teyze iş yöneticisi Hazal Kaycı. Ben Kadıköy'de bir kafede çalışıyorum. Garsonum. Ki Kadıköy'de kirada yaşıyorum. Çok ağır şartlarda yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu pandemi sürecinde maalesef işsiz kaldık. İşsiz kalmasak dahi çok az ücretlerle çalıştırmaya devam ettik. Eşim de hizmet sektöründe çalışıyor. O da şu dönemde yarı yarıya bir çalışma şeklinde. O yüzden de evlerimizi geçindiremiyoruz. Ve bu yaşadığımız ekonomik sıkıntı gerek psikolojimizi bozduğu için de bir sendikalaşmaya, bir örgütlü mücadele gereksinimi hissettik. Maalesef pandemiden itibaren hep her ayı eksiyle kapattık. Kredi kartlarımızı ödeyemez hale geldik. Ev kiramızı ödeyemiyoruz, ev sahibimiz üzerimizde bir baskı oluşturuyor. Yani kendi yememizden içmemizden keserek ev sahibine kirayı veriyoruz. Evimizde gerekli gibi sağlıklı beslenemiyoruz ki bu da pandeminin koronaya yakalanma riskimizi çok daha fazla arttırıyor. Biz teyze olarak her ay bütün işçi arkadaşlarımıza diyoruz ki gelin beraber örgütlenelim. Biz sendika olarak bütün arkadaşlarımızın önerilerine açığız. Bu mücadele yolunda beraber adımlar atalım. Her şeyi beraber örelim. Kendi şiarımızla da söylüyoruz ki işler birlikte güçlü. Biz birlikte yan yana olduğumuz sürece de kimse bizi yenemez. Ve ben bu sendikanın avukatlarından biri olarak, sadece bir tanesi olarak bir söz verdim. Yıllardır işçilerin emekçilerin avukatlığını yapan ve bundan gurur duyan, bunun bedelini de ödeyen biri olarak söylüyorum. Sonuna kadar nereye giderlerse gerek hak gerek hukuk ama gerekse de meşru direniş zeminlerinde her zaman yanlarında yer alacağız. Her zaman. Sadece dava açmak değil, sadece iş kazası, tazminat, mesai vesaire değil. Bu arkadaşlar gerektiğinde bir yerlerde örgütlendiğinde grev yapacaklar, direnişe geçecekler. O zamanlarda da yanlarında olacağız. Şimdi bu sektörün sorunları yeni değil. Sadece pandemiyle ayyuka çıkmış olabilir. Gidin evinize, acınızdan önün denmiş olabilir. Ama bu sektörde tam da kurucularımızın, sözcülerin saydığı gibi sorunlar zaten vardı. Motokuryeler iş kazası geçiriyordu, kaza olarak tutanaklara geçmiyordu. Hele hele Özbekseniz, Türkmenseniz, göçmen işiyseniz türlü tacize, türlü mobbinge uğruyordunuz. İstedikleri gibi kovuyorlardı, ölüyordunuz, kayıtlara bile girmiyordu. Bir sürü Suriyeli işçi sedyelerde can verdi, bir tanesi bile iş kazası tutanağı tutulmadı, tehditlerle vesaire. Şimdi biz bunların hepsinin bilincinde olarak yola çıktık. Sadece pandemide dükkanlarımız kapatıldı, eve gidiyoruz meselesi değil. Bu iş yerlerinde tacize, mobbinge uğrayan kadın işçilerden tutalım da çocuk yaşta çalıştırılanlara kadar, öğrenci olup sigortasız çalıştırılanlara kadar ya da aslında part-time çalıştığı için asgari ücretin bile altında yasa dışı olarak çalıştırılmaya kadar bir dünya sorunla karşı karşıyayız. Ama artık tam da arkadaşlarımızın vurguladığı gibi survivor değil arkadaşlar bu hayat. Hayatta kalma mücadelesi vermiyoruz biz. Yaşamak istiyoruz. Tam da vurgulandığı gibi. İnsanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz. Ben Sezgin Çeken, 33 yaşındayım. Yaklaşık 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Yiyecek, içecek ve eğlence sektöründe çalışıyorum. Şubat ayından beri işsiziz. Pandeminin en çok vurduğu sektörlerden biri diyeceğim. Belki de en başında biz geliyoruz. Gerekli yardımları, gerekli talepleri ileteceğimiz her yere ilettik. Fakat karşılığını herkesin bildiği gibi alamadık. Bu sektörde ben ve benim gibi çalışan yüz binlerce insan, dolaylı olarak ekmek yiyen milyonlarca insan bu durumdan muzdaripler, evleri kira, çocuk okutanlarımız var, hasta bakanlarımız var, hayatını sürdürmeye çalışanlarımız var. Bu sebeple daha önce de kurulmuş olan birçok sendikadan da gerekli yardımı alamadığımız için biz bir sendikalaşma yoluna gittik. Umarım en kısa sürede çözüm buluruz ve bu sektörde bugün ve bundan sonra ekmek yiyecek bütün herkese yardımcı olabiliriz. Öncelikli olarak daha iyi şartlarda çalışmak, sigortalı çalışmak, asgari sigorta ödenip yüksek maaş alan arkadaşlarımız var ki ben de senelerdir bu şekilde çalışıyorum. İşsiz kalma korkusuyla bunlara ses çıkaramıyoruz ama birlik olarak bunlara daha yüksek bir şekilde cevabımızı vereceğimizi düşünüyorum. Çalışma saatlerimiz bizim hiçbir zaman 10 saatin altına düşmedi. Çalışma saatlerimizi düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu ve bunun gibi birçok çalışmamız olacak. Bizim şu anki talebimiz öncelikle pandemi sebebiyle işten çıkarılan, haklarını alamayan arkadaşlarımızın hakkını savunmak.